الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 447 حديث شريف: بئس الطعام طعام الوليمة. وليمة düğün yemeği. Bu düğün yemeği بئس الطعام ne kadar kötü, ne kadar çirkindir. Ne zaman? İşte bu zaman. Yud'a ileyhi el-eğniye. O velimeye, o yemehe zenginler çağrılıyor. Ve yutraku el-fukara. Fakirler ise çağrılmıyor. Artı belki takı töreni için takıda fazla taksınlar. Halbuki de zenginin de yani o yemeğe ihtiyacı yok. Belki fakirin ihtiyacı var. Ama ne yapılıyor uygulama? Tam tersi. Zenginler çağrılıyor, fakirler ise çağrılmıyor. İşte o yemek ne kadar kötü bir yemektir. Ve düğün yemeği aslında sünnettir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tanesi düğün yapmış. Ertesi günü falan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sormuş, kestin mi, bir şey yaptın mı? Yok deyince, hani git bir tane koyun falan kes. Yani en azından o da minimum sünnetten galiba bir koyun kesmesi. Eğer durumu varsa. Orta halli herhalde 1,5. Zengine 2 miydi? Bunları ülkeye kayıttan düşersin. Ama bu böyle bir durum var. Zenginler o çağrılır. O düğün yemeğine çağrılır. Fakirler çağrılmazsa işte o taam, o yemek ne kadar kötü bir şeydir. Orası bitti, virgül. O men terke davete, her kim daveti terk eder, icabet etmez. Yani düğün çağrılmış, adam mazereti olmadığı halde, gidebilme durumu olduğu halde gitmiyorsa fakat asallaha ve resuluhu, Allahu Teala'ya ve resulüne isyan etmiş olur. Yani sanki buradan da anlaşılıyor, icabet etmek vaciptir, farzdır. Veya işte efendim buna tergip var. Yani millet ihtimam göstersin. Ama ne zaman? Bu da meşru bir davet olursa. Yani az önce söylediğimiz gibi zenginleri çağır, fakirleri çağırma. Zaten oraya zengin de gitmez. Yani gidebildiği halde, davetlerin arasında olduğu halde bakar ki ayrımcılık var, gitmez. Veya erkekli kadınlı karışık, veya çalgı çaz, veya kutta efendim işte orada içki falan içiliyor. Maalesef zaten bu zamanlarda var. O zaman o davete icabet etmemek lazım. 448. hadis-i şerif: El birru iyilik, husnul huluki, ahlakın güzel olmasıdır. Yani aslında iyilik çoktur. Ama sanki göze çarpan en dikkatlisi, böyle en önemlisi husnul huluki, ahlakın güzel olmasıdır. Vel ismu günah ise, bunu geçen okumuştuk herhalde. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada genel bir ifade veriyor. Yani iyilik derken çok iyilik var ama bunların aslında husnul huluk, güzel ahlak nedir? O iyiliğin başında geliyor. Bu iyiliktir. Vel ismu kötülük ise, ma hake fi sadrike, senin göğsünde seni rahatsız ediyor. Hake, kamçılıyor. Vicdanını kaşıyor. Rahat değilsin, huzursuzsun. Göğsünde, kalbinde bir sıkıntın var. Ve kerih de, hoşuna gitmiyor. En yettale aleyhin nes, insanlar onu bilsin. Yani sen içinde rahat değilsin zaten. Rahat olmadığın gibi de insanların onu bilmesini istemiyorsun. İşte bu da isim günah. Yani bu da günahtır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada el birrunun bir de vel ifmunun tarifini genel bir şekilde yapmış. 449. hadis-i şerif: el bakiru cimri men zükürtu indehu, onun yanında benim adım anılıyor, zikrediliyor. O indehu'daki damir bakile gidiyor. Felem yusalli, kim? O bakil. O yusalli içinde fail müstetirdir, bakile gidiyor. Felem yusalli el bakilu, bakil salat selam etmiyor aleyye, benim üzerime.
İşte gerçek anlamda, hakiki anlamda cemi odur. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammed. 450. hadis-i şerif, el birru, iyilik, la yeble, çürümez, kaybolmaz. Allah katında o baki kalır. Hem dünyada hem ahirette onun menfaatini görürsün. Ve zemb-ü günah, la yunse, unutulmaz. Yani sen unutsan da Allah Teala unutmaz. Melekler onu yazmışlardır. Ve deyyen, ceza veren, yani mülkün sahibi, hesap kitap gören, hesap kitap sonucunda ceza veren, la yemutu, haydır, diridir. Hiçbir zaman ölmez. O zaman ne olduğu hulasa, iyilik çürümüyor, kötülük unutulmuyor ve Hazreti Allah Celle Celaluhu bunların hesabını görüyor. Bu Allah Teala bakıdır. Bundan dolayı i'mel meşite, dilediğini yap. Yani istersen iyilik yap, istersen kötülük yap. Kemâ tedînü tüden. Ettiğini bulursun. Ne yaparsan, ne ekersen onu biçersin. Demek ki iyilik yaparsan iyilik görürsün. Kötülük yaparsan kötülük görürsün. 451. hadis-i şerif, el bela'u, bela, musibet, sıkıntı, muvekkilun bil mantıki. Neye görevlidir? Konuşmaya görevlidir. Vekalet almış. Yani şöyle, normalde bir insan konuşmadığı müddetçe ne yapmaz? Sıkıntı görmez. İnsan gördüğü hayrı de, şerri de konuşmasından dolayı görür. Yani birisi hayır konuşursa hayır görür, şer konuşursa şer görür. Demek ki bu bela niye bağlıdır? Vekalet, bilmantıki konuşmaya. Örnek, فَلَوْ اَنَّ رَجُلًا, eğer bir adam, اَيِّرَ رَجُلًا بِرِ دَعِي كَلْبَتِينَ, başka bir adamı ne yapıyor? Ayıplıyor. اَيِّرَ, ayıplama. رَجُلًا, başka bir adamı, yani bir racul, bir raculu, bir adam, bir adamı ayıplıyor. Neyden dolayı ayıplıyor? بِرِ دَعِي كَلْبَتِينَ, yani o şahıs köpek emmiştir. Köpek sütü içmiştir. Tabii bu ayıp ve kusurdur. Bu adam da onu görmüştür. Normalde görmesi ona bir bela olmaz. Yani adam ben gördüm. Ama ne zaman konuşursa, tabii konuşma, hani el emru bil ma'ruf ve nehy anil münker, o var zaten. Yani onda, ama bu konuşma hayırlı bir konuşma değil. Bu konuşma şerli bir konuşma. Onu ayıplama, onu kusurlama, böyle bir tarzda, o zaman o konuşması ne oluyor? Vekalet yerine giriyor ve lerada ahe, o adam da hani ölmeden onu ne yapıyor? O da o köpeğin sütünü içiyor. Meşhur yani, büyük konuşma diyor da bizim atasözü. Büyük laf söyleme, büyük söz söyleme. Sonra o söylediğini ne yaparsın? Mecbur kalırsın, yaparsın onu. Bir daha okuyorum. El bela o bela muvekkilun, vekaleti var bil mantıki, konuşma ile. Yani konuştuğun zaman o vekalet devreye giriyor ve bela seni buluyor veya hayır buluyor. Yani burada beladan bahsediyoruz. Ama sen diyelim ki musibet görmüşsün, sıkıntı görmüşsün, hayır anlamında bir şey söylemişsen orada bir şey yok. Yani İmam Şafii'nin de herhalde dediği gibi mübarek, bizim hastalıkla işimiz var. Hastayla bir sıkıntımız yok. Yani doktor hastaya ne yapmıyor? Hastadan ziyade hastalığıyla uğraşıyor. Hastalığı teşhis ediyor ve onu düzeltmeye çalışıyor. Bu da öyle. Yani bizim günahkarla işimiz yok. Günahla işimiz var. Yani içki içen adam, o da bizim kardeşimizdir.
o içki içmesi sıkıntılıdır. Onu hani böyle ayıp, rencide ona şey yapmadan ziyade nedir? Onu düzeltme babında. Yoksa o kendi o ayıplıdır. Yoksa adam ayıplı değil. Demek ki bela da mantık, konuşma, dil ona vekildir. Eğer bir adam bir adamı ayıplar. Neyden dolayı? Biri de aykelbetin. Mesela köpeği, bu mesela örnektir yani. Köpeğin sütünü içmiştir. Bu da kalkıyor onu ayıplıyor. Berada o da onu ne yapar? Onu sütünü içer. Evet, tabii bu geniş anlamda yani kimseyi ayıplamamak lazım. Nasihat tarzı verilir. Efendim onunla konuşulur. Düzeltmesi sağlanır. Bu el emru bil maruf nehy anil münker zaten olmazsa olmazdır. Ama tarz üslup da önemlidir. 452. hadis-i şerif. El biladu biladullah. Ol ibadu ibadullah. Fehaysu me asabte feakim. El biladu şehirler çoğuldur. Biladullah Allah'ın şehirleridir. Yani New York'ta Allah'ındır, İstanbul'da Allah'ındır. Hepsi Allah'ındır. Vel ibadu ibadullah. Kullar da hepsi Allah'ın kullarıdır. Yani nerede kim olursa olsun Allah-u Teala onları yaratmıştır. Nasıl ki Adem Aleyhisselam bizim babamızsa Allah-u Teala da hepimizin Rabbidir. O zaman yani bir beldenin üzerinde normalde bir üstünlüğü yoktur. Ve bir şehrin de bir kulun da bir kulun üzerinde herhangi normalde bir üstünlüğü yoktur. O zaman fahaysu asabte sen nerede doğruyu bulsan hangi mekanda doğruyu bulsan yani dünyanın için ahiret için efendim doğru bir yerde olduğunu görürsen o zaman fahim orada ikamet et. Yani İstanbul Siirt'ten daha hayırlıdır, şuradan daha hayırlıdır, ben şuradan şuraya gideyim, öyle değil. Eğer sen bir yerde hayır görmüşsen, orada İsa şeyi bulmuşsan, dinini yaşayabiliyorsan, orası Allah'ın beldesidir, oradakiler de Allah'ın kullarıdır. Tabii o üç yere sefer çekilir işte Kabe, Medine bir de Kudüs. Onlar zaten, onlar mübarek yerlerdir. Herhalde aklımda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine-i Münevvere'de ölebilecek varsa orada ölsün. Bir hadis-i şerif vardı, öyle hatırlıyorum. Yani mümkün mertebede eğer orada ölebilme gibi böyle bir şeyin varsa onu yap. Çünkü o da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın komşusu oluyorsun. Faydası olur. 453. hadis-i şerif. Mevlam bize ölmeyi nasip etsin Medine-i Münevvere'de inşallah. El-beyyinetu delil alel-mudda'i iddia eden üzerindedir. Yani ben bir şey iddia ediyorum. Ney? İşte falan kez benim paramı aldı. O zaman ne yapmam lazım? Orada ben delil koymam lazım. İşte adam buradaydı, çanta şuradaydı, şuradan geldi, şuradan geçti. Yani elle tutulur bir delil olması lazım. Ve bu delili kim söyleyecek? Bu delili iddia eden söyleyecek. Karşı tarafa hadi geç iddia et. Delil getir. O karşı tarafa delil söylenmez. Peki karşı tarafın görevi ne? Vel yeminu yemin etmek. Ala men enkara inkar eden. Yani ben delil getiriyorum. Diyorum ki falan kez bunu yaptım. Karşıdaki de yemin edecek. Vallahi ben bunu yapmamışım diye. Bu da bir hakimin huzurunda bu uygulama yapılır. 455. hadis-i şerif El bereketu bereket hayır fi nevasil hayil. Nevasi atın alnı. El hayil attır. Bereket onun o alnındadır. Yani demek ki kıyamete kadar Allah-u Teala bu atta ne yapmıştı? Bereket kılmıştır. Berekette de bu
maksat cihat da olabilir. Yani Müslümanlar cihat yaparsa hep hayır görür. Evet. 455. hadis-i şerif: El-busâku fil mescidi, camide tükürmek hatiyatun, hatiyedir. Yanlıştır. Yani insan yapmaması lazım. Ve kefaretuha, onun kefaresi de ne yapmaktır? Defnetmektir. Yani özellikle bu hani eski hani kumun üzerinde, toprağın üzerinde, yani belki camide halı falan efendim yoktu. Böyle bir hata yapmasın. Hata yaptığı zaman da ne yapsın? Onu toprağa gömsün. Millet de görüp ondan ne yapmasın? Ondan tiksinmesin. Cezakumullahu hayran kesirun.